Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Secure Design konusunu işleyeceğiz. Secure Design demişken hemen bir ön açıklama yapalım. Ekranda da şu anda görüyorsunuz, daha önceden yapılmış Secure Design ile oluşturulmuş bu güvenlik çizgileri, yani senetler vardı eskiden, anımsarsınız. Bu paralarda, çekiliş biletlerinde, etiketlerde, tek tek yaklaşayım isterseniz, hemen bir kısaca dolaşalım. Bakın. Bu tür şekilleri büyük olasılık belleğinizde yer etmiştir. Bakın, sertifikalar, etiketler. Bu kendi arayüzü programını birazdan açacağız. Göreceğiz zaten başlangıç logosu. Bu tür işlemleri yapmak için kullanacağımız yegane araçlardan bir tanesidir Secure Design. Sevgili Alex Vakulenko'nun yazmış olduğu bir program. Şimdi öncelikle her zamanki gibi bir tane nesne seçili olacak. Tabi seçili nesneler bu yapacağımız programlara, yani bu araçlara, kullandığımız CorelDRAW içerisindeki araçlara uygunluk da çok önemli. Özellikle bakın, başlangıçta hazırlıyorum. Artistic Text olarak mesela şu anda yaptım, örnek olarak veriyorum. Create Contour tıklıyorum. Dikkatli bakın. Aşağıda ne yazıyor? Artistic Text. Secure Design. Artık makroları buradan, Makro Manager'dan kullanıyoruz. Eski sistem tools altından makrolar git, run, çalıştır yapmıyoruz. Hemen bunu anımsattıktan sonra tıkladım. Ne diyor? İşte programı satın alın. Ben 2004 yıllarında almış olduğum için şu anda kullanmıyorum. Evaluate diyelim. Bu şekilde kullandım. Ne diyor? Unable to retrieve the curve information from the selected object. Yani Türkçesini çevirecek olursak, bu nesne bu işlemi yapmak için uygun değil. Yani bundan, bu nesneden bilgileri alamıyoruz diyor. Kısaca özetliyorum. Tamam diyelim. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bu işte nesne neden uymuyor? Çünkü arkadaşlar, bunun curve olması gerekiyor. Bu şu anda CorelDRAW için artistik text, yani kendine şahsına münhasır bir çizim maddesi. Biz sağ tıkladım üstüne. Convert curves diyorum. Ne yazıyor aşağıda artık? Artistik text demiyor. Curve on layer diyor. Şimdi bu arkadaşı bakalım kullanabilecek mi? Create Contour, Evaluate. Bakın, bu bana uyar dedi. Şimdi bu modülde çok uzun uzadıya anlatacak aslında bir şey yok. Nasıl açacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi baştan şimdi söylemiş olduk. Burada fonksiyonlar var. About bölümünde de böyle gösterelim. Almak isterseniz register buradan. Kaydedin, satın alın. Sitenin adresi var. Gelelim ana konuya. Visual Editor kullanabilirsiniz. Bakın nasıl kullanıyorsunuz. Belli değerleri buradan sağa sola çekerek distort, yani deforme edebilirsiniz. Zaten CorelDRAW'da biliyorsunuz distortion, yani deforme aracımız var. Onun mantığına çalışıyor. Tabi biraz daha ileri mantıkta yazılmış olan sinüsler, kosinüsler görüyorsunuz. Şuradaki damlalık ne diye soranlar olabilir. Bunu derslerden anımsayabiliriz. Herhangi bir nesne üzerindeki deformasyon şeklin kendisi gibi noktaları buradan alabiliyorduk. Özellikle envelope dersimizi anımsarsak, CorelDRAW üzerindeki envelope dersinde bu araçta, orada envelope aracının hemen alt tarafında duruyordu. CorelDRAW ipuçları derslerime dönecek olursanız, ikincisindeydi sanırım. Orada da bu nesnenin üstüne tıklayıp herhangi bir nesnenin özelliklerini kaydedip kopyalayıp diğer nesneye aktarmak için kullanıyoruz. Burada da aynı mantık, eyedropper, damlalık. Her zaman için bütün programlar zaten standart. Photoshop'ta, CorelDRAW'da ve benzer programlarda bu eyedropper, damlalık kullanır. Geçiyorum. Okey dedim. Şimdi burada aktif değil, bir önemli nokta da bu. Bunlardan falan bahsetmiyorum. Artık bunları tıklayın, değiştirin edin, kendiniz görün. Ondan dolayı. Çünkü bunlar artık uzun uzadıya anlatılacak şeyler değil. Her noktaya girersek işin içinden zaten çıkamayız. Önemli olan burada modülü nasıl açıyoruz, neler üzerinde açıyoruz, nasıl kullanıyoruz konusu. Şimdi herhangi bir şeyi tıkladım. Neden aktif değil diyenler duyuyorum şu anda. Kontura geldik. Eğer ki ilk ana pencereye geldiğinizde burada direkt tazelemesi için burada yaptıktan sonra işlemleri random falan yapalım burada. Contour diye gelelim. Generate. Close. Bakın. Create new contour. Hemen yapıyorum bir tane. Bunu tabi daha geliştirebilirsiniz. Etrafı böyle dikenli tel gibi olabilir. Artık o anda yapacağınız şey. Şuradan yapacağınız değişikliklerle şu şekilde git gelle
Bakın bir gittim bir geldim. Tazeledi kendisini. Bu ilk yazdığım modüllerden zaten Alex Vakulenko'nun. Tıklıyorum. Tamam dedim. Close, kapatalım. Hemen şöyle bir yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bu nesne, ana nesne etrafında, ana nesneyi boyayalım isterseniz. Ana nesne etrafında bunu da şöyle maviye boyayalım. Şöyle bir şekil oluşmuş. Kontorda bunu dediğim gibi daha değişik nesneler deneyebilirsiniz. Tamamen size kalmış artık. Elleyin orada değerleri yukarı aşağı alarak yapın. Şimdi ikinci bölüm create pattern, hani bu deminki gösterdiğim şekillerdeki olayı biraz daha yakalamak adına. Tabi bunda da shape tool kullanımımızı biraz daha öne çıkaralım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Buradan bir nokta ayıralım. Aralarda da tabi bakın böyle ek bilgilerde görüyorsunuz. Bu noktaları nasıl ayıracağız? Önceki derslerimizde diğer arkadaşlarımızın yazdığı bu araçlarında ya da bir kursa gittiyseniz kullanıyorsanız zaten biliyorsunuz. Shape Tool çizilmiş bir curve üzerinde artık son rötuşları yapacağımız mükemmel bir araç. Bununla ilgili zaten bir ders yapmayı da düşünüyorum. Ders yazmayı düşünüyorum. Şuradan hemen break curve diyorum. Yani burada ayır. Noktayı ayır diyor. Şöyle boşluğa tıklayalım. Şuradan şöyle bir çekelim isterseniz. Şuradan da şu arkadaşı alalım. Silelim. Buradan da silelim. Bunu neden yapıyorum? Birazdan daha net anlayacaksınız. Şimdi buradan da bir daha break yapalım. Boşluğa tıklayalım. Şuradan şöyle açalım. Rahat rahat alalım diye. Şimdi burada bakın arkadaşlar birbirinden bağımsız iki tane curve meydana geldi. Şimdi bunların ikisini şöyle yapalım. Anımsıyor muyuz? Arrange menüsünde break curve apart. Artık bunu iyice ayırmak. İki nesneyi birbirine ayırmak için. Bakın birinci nesne. Boyalım isterseniz. Mavi. İkincisi pembe. İkisini beraber seçerek bu olaya başlamalıyım. Eğer tek bir tane nesne seçersem hata verecektir. Hayır. Biz o hatayı baştan almıyoruz artık. Onu görmeye gerek yok. İki tane nesneyi seçtim. Create pattern'e tıkladım. Evaluate diyelim. Bakın. İki tane nesneyi bu şekilde. Tabi burada da yapacağımız olaylar envelope'lar, function'lar var. Visual Editor'de yine bir takım deformasyonlar yapma şansımız var. Şöyle başlayalım olaya. Siz de böyle sağa sola çekerek hoşunuza gidecek burada herhangi bir şekli yapabilirsiniz. Şimdi başka daha ne yapalım bunlara? Circle ve flip yapalım. Yani yapmış olduğumuz circle'ı flip. Ters çevirme, circle, dairesel, line, düz biliyorsunuz. İngilizce bilen arkadaşlarımız özellikle bu konuda biraz daha avantajlı durumdalar. Neyse gelelim buraya. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar burada noktaları düşür gibi değerler de var. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle kosinüsten verelim. Bir gidelim, bir gelelim. Üzerinde çok böyle önemli bir değişiklik yapmıyorum. Çünkü çok fazla noktacık demek bilgisayarın çok fazla yorulması demek. Onlara da fazla girmek istemem işin açığını söyleyeyim. Siz kendiniz artık bunu bu modülü kullanacaksanız işte artık tasarımlarınızda böyle bir şeylere yer veriyorsanız mutlaka bunu kullanın. Bunu kullanırken de zaten geliştireceksiniz. İnternet üzerinde zaten daha değişik dersler de var. Daha uzun anlatan dersler var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapayım şimdi. Create pattern diyeyim. Basalım bakın değerleri bayağı bir oynadığım için yormasın dediğim de maksat buydu ki bu şu anda kullandığım makine hatırı sayılır derecede iyi bir makine. Tamam diyelim, kapatalım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey meydana geldi. O şu şekilleri oluşturmak için de iç içe oluşturacağınız paternlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Artık gerisi tamamen size kalmış durumda. Register'ını programın bakın bu şekilde Oberon Place'ten gidip yapabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Başarılar, iyi çalışmalar.